Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'lik kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videonun saati birazcık geç biliyorum. Amma ve lakin maalesef ki bitirme projesi ve üniversitedeki akıl almaz projelerden dolayı bu saatte arkadaşa videoyu atıyorum. Hakkınızı helal edin. Öncelikle çok temiz video sizleri bekliyor. Şunu baştan söyleyeyim. FIFA dünyadaki gerçek futbol yani gerçek hayat ile oyunu birleştiren en iyi oyun arkadaşlar. Bu konuda kimsenin bir tartışması vesaire olamaz. Aynı zamanda FIFA marketiyle ve sürekli çıkan yeni içeriklerle de sürekli hani continuous integration dediğimiz sürekli içerik dediğimiz ve sürekli bir marketin değişimi yani nasıl söyleyeyim. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde gol oluyor ve o oyuncunun düz kartının bile fiyatı artıyor. Yani bu bakımlar açısından buraya baktığınız zaman canlı olarak gerçekten de dünyanın en iyi oyunu. Burada kimsenin şüphesi yok. Ve aynı zamanda benim bu videoyu yapmamın sebebi şu. Ben FIFA'yı çok seviyorum. Belki FIFA'yı yapanlardan bile daha çok seviyorum. Sizler de seviyorsunuz. Biz FIFA'ların müşterileriyiz ama artık senelerde oynadığımız için müşteriyi de geçtik. Bir bağımlısı gibi bir şey olduk yani FIFA'nın. Bu videonun amacı FIFA'yı kötülemek değil, FIFA'nın daha iyi nasıl olabileceğini ve FIFA 19'un neden başarısı olduğunu sizlere anlatmak arkadaşlar. Dilerseniz lafı fazla unutmadan direkt videomuza başlayalım. Geliyoruz bir numaralı problemimize arkadaşlar. Bir numaralı problemimiz maalesef ki internet problemi. Biliyorsunuz ki FIFA'nın arkadaşlar bu sene internet problemi aldı başını gitti. Twitter'da, Reddit'te, her yerde bu konuyla ilgili e-sports'a ya dalga geçiriyor veya küfürler ediliyor arkadaşlar. Zaten bunlar bu videoyu izleyen herkesin de bunu en az bir kere yaşadığını veya yaptığını düşünüyorum. Olay şu, e-sports'un Avrupa'daki serverlerinin arkadaşlar hepsi Almanya'da yer alıyor ve server sağlayıcıları Velia.net ve Amazon.com. Ancak e-sports'un serverlarının sadece %10'luk bir kısmı Amazon'a ait olduğu için arkadaşlar siz oyun oynadığınız zaman sadece oyunlarınızın %10'luk bir kısmında Amazon serverine denk gelme şansınız oluyor ki zaten hani onda da ne kadar denk geliyorsunuz orası zaten tartışılır. O yüzden bazı maçlarda internet çok hızlıydı, bazı maçlarda internet çok yavaştı dememizin sebebi bu. Bazılarını sizi Velia.net serverlarına bağlıyorken bazı maçlarda sizleri Amazon serverlarına bağlıyor ve bu da arkadaşlar buradaki farkı yaratıyor. O yüzden diyoruz ya hafta sonu liginde başarılı olmanın birkaç tane koşulu var. Sadece oynamak değil, rakip şansı ve internet şansı da gerçekten çok önemli sevgili dostlar. Gece 3'te 4'te kalkıp FIFA oynamak gerçekten de çok saçma. Yıl olmuş 2019 arkadaşlar. 2019'da EA Sports gibi milyon dolarlık bir şirketin internet problemini çözememesi gerçekten de çok enteresan. Ve listemizin ilk başında server problemi yer alıyor. Aynı zamanda aşağıya atacağım Inception'ın videosunu da izleyerek server probleminden ne kastettiğimi, bizim butonumuza bastığımız zaman ve oyuncuların yaptığı hareketleri EA Sports'un nasıl ayarladığını görebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da unutmayın ki EA Sports senenin başında serverların dandik olduğunu bile bile oyunun kodlamasını yapmış arkadaşlar. Ne demeye çalışıyorum? Bir oyunda lag olduğu zaman oyununuz donar arkadaşlar. O hareketinizi geç yapar. Amma ve lakin FIFA'da hareketinizi geç yapmaktan çok bastığınız birkaç tane butonu algılamıyor arkadaşlar. EA Sports bunu bile bile yapmış. Yoksa bu lagda eğer her tuşunuzu algılasaydı oyunun saçma sapan olurdu. Örnek verecek olursak siz yukarıya doğru gidiyorken birden aşağı yaptığınız zaman arkadaşlar EA Sports genelde bunu hiç yukarıya gitmeden direkt aşağı doğru oyuncunuzu götürüyor. Bunun sebebi ise eğer sizin her komutunuzu algılarsa oyunda çok saçma bir görüntü olur ve sürekli top kayıpları olur arkadaşlar. Bunu da zaten oynayarak anlayabiliyorsunuz ve dediğim gibi tekrardan aşağı atacağım videodan da bunu görebilirsiniz. Geldik ikinci konuya. İkinci konu kadro geliştirme konusu sevgili dostlar. Kadro geliştirmek gerçekten de bu oyunda yapılması en keyifli olaylardan bir tanesi. Ancak kadro geliştirirken sizin iyi oynamanız, kötü oynamanız hiçbir şey ifade etmiyor. Tamamen ya paket şansınız çok iyi olması gerekiyor ya da çok iyi trade yapmanız gerekiyor sevgili dostlar. Ve tabii ki üçüncü seçenek de kredi kartınızın bayağı yüklü miktarda meblağlara sahip olması gerekiyor sevgili dostlar. Dediğim gibi kadro kurma problemi gerçekten de FIFA 16'dan sonra çok büyük bir problem olmaya başladı. Biliyorsunuz ki FIFA 15'e kadar coin çekip kadro kurabiliyordunuz. Oynadığınız her maçtaki insanların kadrosu çok iyi oluyordu sevgili dostlar. Ancak FIFA 16'dan sonra yeni gelen banlama sistemi ve FIFA Points'e yöneltme sistemi maalesef ki kadroların kalitesini düşürdü ve insanların memnuniyetsizliğini arttırdı. Aynı zamanda FUT Champions geldikten sonra sürekli daha başarılı olmak için daha iyi kadro kurma isteği duyan insanlar oyuna sürekli para yatırarak paket açıyorlar. Fakat bu paketlerden de çıkanlar zaten ortada. Bunu da geçtim arkadaşlar. Dünyada FUT Champions'da ilk yüze giren kişilerin paketlerinden çöp çıkardıklarını da Twitter'da orada burada görebiliyorsunuz. Hatta Türk profesyonel oyuncularımız, yabancı profesyonel oyuncularımızın tweetlerini de
Görüyorsunuz arkadaşlar Twitter'da sürekli eSports'a bir sallama var ve çok da haklılar. Çünkü onlar bir hafta boyunca bu kadar milyonlar arası Foot Champions oynayan kişi arasından ilk yüze giriyorlar ve paketlerinden kötü oyuncu çıkarıyorlar. Belki altın bir veya gümüş bir olan bir insan top 100'e giren kişilerden çok daha fazla kar edebiliyor arkadaşlar. Bu durum kesinlikle böyle olmamalı ve eSports'un kullanıcılarına kadrolarını geliştirmek için daha fazla şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü konu, iyi kadronun aşırı fark yaratması arkadaşlar. Bu konu aslında şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ki bu sene bilgisayar defansı aşırı iyi ve eğer rakibinizin kadrosu iyiyse arkadaşlar zaten otomatik olarak bilgisayar ona defans veya forvetle bir araya kaçma şeylerini kendi yaptırdığı için makine olarak bundan dolayı rakibiniz size karşı çok avantajlı oluyor. Örnek verecek olursak Team of the Year Van Dijk veya Team of the Year Varane'ın adamı marking dediğimiz olay, yani adamın yapışma yüzdesi 98 olduğunu farz edelim ve başka bir stoper olsun 85 olsun. Siz stoperlerinizi almadığınız zaman bu bilgisayar defans tarafından kendi defans yaptırdığı için Van Dijk ve Varane'ın çoğu zaman kendi kendine ileri çıkarak veya adamı iterek topu aldığını görebilirsiniz. Aslında iyi kadronun bu oyunda çok etkili olmasının sebebi bilgisayar defansının geçen oyunlara göre daha efektif olmuş olması. EA Sports'un bir taktiği de buydu arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz senelerde FIFA 17, FIFA 18'de kadronuz her ne kadar iyi olursa olsun eğer rakibinizin kadrosu sizin kadar iyi değilse ve sizden daha iyi oynuyorsa bile sizi yenebiliyordu. Ama ve lakin bu durum bu oyunda değişti arkadaşlar. Gerçekten de iyi oynamak değil, iyi kadro ve iyi oynamakla bir yerlere gelebiliyorsunuz. Bundan dolayı herkesin bu oyunda iyi kadro yapmasını oyun tekrarını teşvik ediyor ve FIFA Points satışını arttırmak istiyor. Bundan dolayı da kadro kuramayan veya zamanı olmayan insanlarda belirli bir süre sonra FIFA'ya olan ilgisi azalıyor ve oyunu bırakıyor. Üçüncü kısım, kariyer modu gelişmeleri arkadaşlar. Biliyorsunuz ki EA Sports'un bir videosunu yapmıştık ve toplamda sadece FIFA oynayanların %25'inin Ultimate Team'i açtığını söylemiştik. Yani aslında bu kitlenin %75'i kariyer modu, kickoff gibi veya pro club gibi modları da oynuyorlar ve kariyer modunun gerçekten de özellikle futbol Manager'ın yanına bakmış olduğumuz zaman çok unrealistik kalması, transfer bütçeleri, transfer yapma gibi veya antrenman yaptırma gibi olayların çok basic olması gerçekten de FIFA'da kariyer severlerin canını sıkan bir nokta arkadaşlar. Biliyorum çok fazla kariyer oynayanınız var. Özellikle Türkiye'de çok fazla kariyer oynayan kardeşlerimiz var. Bundan dolayı EA Sports'un arkadaşlar bu konuda gelişmeleri var. Bunları da FIFA 20 ile ilgili ikinci haberler videosuna bırakacağım. FIFA 20 ile ilgili yapmış olduğum ilk videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kariyer modülü ile ilgili seneye çok güzel şeyler gelecek. Ama ve lakin bu sene gerçekten de kariyer modu geçen seneye baz alacak olursak hiçbir gelişim olmayan tamamen sadece FIFA 18 yazılmış bir kariyer moduydu. Bundan dolayı kariyer modu oynayıcıları da kullanıcıları da buna çok fazla tepki gösterdi. Aynı sorun Pro Club'da da var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Pro Club'da geçtiğimiz senelerde server problemleri oluyordu. 11-11 girecekken oyundan atıyordu vesaire vesaire, saçma sapan hatalar oluyordu. EA Sports maalesef ki Pro Class ve kariyer modunu tamamen arkadaşlar saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde bırakmış durumda. Bu da gerçekten kullanıcıların canını sıkıyor sevgili dostlar. Önümüzdeki sene bu iki modla ilgili de gelişmeler olacak. Dediğim gibi bunun hakkında tekrardan bir video yapacağım. Amma ve lakin şunu hiçbir zaman unutmayın ki hayatta biri size saygı duymuyorsa siz de bir süre sonra ona olan saygınızı kaybedersiniz. Kariyer ve pro club oyuncuları da bunun gibi. Çünkü onların oyuna duymuş olduğu isteği, sonuçta hepimiz bu oyuna bir para vererek satın alıyoruz ve vermiş olduğumuz para karşılığında EA Sports'un bir emeğini bekliyoruz. Ve kariyer modu ve pro club oyuncuları bunu göremeyince ister istemez oyundan soğuyorlar arkadaşlar. Çünkü onların oyuna göstermiş olduğu saygıyı kendilerini göremedikleri için FIFA'yı mecburen bırakmak zorunda kalıyorlar. Ve geldik son kısmı arkadaşlar. Son kısım ise maalesef ki EA Sports'un belirsizlikleri. Bundan ne kastediyorum? Örnek olarak arkadaşlar sadece bu sene bu arada bu gerçekleşti. Live kartları geldiği zaman, örnek veriyorum, Şampiyonlar Ligi live, yani Şampiyonlar Ligi canlı kartları, ratingleri artan kartlardan bahsediyorum. Biliyorsunuz ki kartları arkadaşlar birkaç saat sonra etki ediyor ve bunu EA Sports sene başından beri düzeltemedi. İkinci olarak EA Sports'un düzeltemediği bir olayda kickoff glitch'i. Biliyorsunuz ki Santra'dan bir bug var arkadaşlar. Sürekli oyuncunun sabit kalıyor ve rakip geliyor gol atıyor. Senelerdir olan bir bug'ı adamlar hala düzeltmedi. Yani hani çok basit olan, hatta EA Sports'un da bildiği fakat düzeltmediği şeyler var arkadaşlar oyunda. Bu da belirsizliği yaratıyor. Belirsizliklerden bir tanesi de arkadaşlar çoğu zaman açıklama yapmamaları. Örnek olarak bir oyuncu çıkarıyorlar, rating yanlış oluyor, 3 saat sonra oluyor. Ya da bir oyuncu çıkarıyorlar, Kluivert yazıyor ya da Bergkamp yazıyor, başka bir kartı veriyor diye gözüküyor. Sonra 2-3 saat sonra bunu düzeltiyorlar.
gibi gibi böyle çok fazla yapmış olduğu hatalar var. Veya Team of the Week açıklıyorlar, bir oyuncunun reytingi yanlış oluyor gibi. Hani çok basit, oyun böyle bir camiada olmaması gereken hatalar var. Bu da gerçekten insanların oyundan soğumasına sebep oluyor arkadaşlar. Hepimizin kadrosu iyi olmayabilir, hepimizin interneti iyi olmayabilir. Bu onun çok büyük dezavantajlar altında oynayacağı anlamına gelmemeli. En azından her oyuncunun oynayabileceği mantıklı bir mod olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hani bunu yapmak gerçekten de çok basit. İsteyen kişi her şeyi yapabilir arkadaşlar. Fortnite tamamen ne yaptı? Kullanıcısını dinledi, başarılı oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu bir örnektir. Kullanıcısını dinleyen, müşterisini dinleyen her zaman başarılı olur arkadaşlar. Çünkü biz onların müşterisiyiz, onlara parayı veren biziz. Sana parayı veren kişiyi mutlu edersen sen de mutlu olursun. Bu işler karşılıklıdır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hafta içi FIFA 20 ile ilgili Türk ikon, Türkçesi biker vesaire vesaireyi anlattığım çok güzel bir video gelecek. Hepsi tekrardan kanıtlarla birlikte burada olacak ve çok yakında mükemmel projeler bu kanalda sizlerle birlikte olacak. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu her videonun sonunda söylüyorum ama kimse kale almıyor. Yani buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar demek ki zamanınız güzel tatlı geçti demektir. O yüzden bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Mutlu haftalar. Hoşça kalın.